şarkılarıyla 70'li yıllara damgasını vuran arabesk müziğin kraliçesi Yıldız Tezcan yıllar sonra ilk kez canlı yayına çıkıyor. İstanbul'dan nefret ettim. Efsane şarkıcı neden sürekli renkli peruklar takıyor? Çok şeyimdir, kokana. Geçmişe dair en büyük pişmanlığı ne? Sanatçılar ve meşhur sanatçılar hep yalnız kalmaya mahkum. Bebeklere duyduğu özlem neden? Zaten hiç bebeğim olmadı benim çocukluğumda da. 12 yıl sırtında taşıdığı annesiyle ilgili hangi duygusal açıklamaları yaptı? O öldükten sonra sudan çıkmış balığa döndüm, biliyor musunuz? Yıllara damgasını vuran, gerçek bir efsane olan Yıldız Tezcan, çarpıcı yaşam öyküsü ve dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Dol Karabakır, dol dol dol, dol Karabakır dol. Alışılmışın dışında gösterileriyle dünya çapında pek çok ödül kazanan Brezilyalı jonglör Rogério Piva ve Hula Hop gösterisiyle büyüleyen Lili, küçük büyük herkesi büyülemeye geliyor. Dünyaca ünlü ödüllü göstericiler nefes kesecek şovlarıyla birazdan canlı yayında Her Şey Dahil'de. Aha, koptu. Özge dikmişti. Getir iğne iplik, getirin dikeceğim. Getir iğne iplik. Özge. Badegül. Özge. Düştü, neyse, önemli değil, hallederiz. Şey yaparız, ben şimdi dikeceğim onu şimdi. Kız 15 dakika uğraştı bunu, neyse. Ben yapacak dikeceğim. Bir şey yok. Herkese efendim. Günaydın efendim. Her Şey Dahil, hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hayırlı herkese. Hayırlı cumalar olsun. Her sabahki neşemizden tabii ki eser yok. Hepimizin bildiği gibi çok önemli bir ismi maalesef. Evet, biz defalarca ağırlamıştık kendisini. Evet. Tanışma fırsatı bulmuştuk. Yakından tanıma fırsatı bulmuştuk kendisini. Evet. Allah rahmet eylesin. Sevgili Erol Büyükburç. Dün öğle saatlerinde maalesef yaşamını yitirdi, kaybettik onu. Hani çok sevilen bir insandı. Hiç kimseyi üzmemiş, hiç kimseyi kırmamış. Çok büyük bir sanatçıydı, evet. Ve gerçekten bütün Türkiye'nin de takdirini kazanmış, sevgisini kazanmış bir isimdi. Henüz bilemiyoruz, galiba kalp krizi neticesi zaten hayatını kalp yetmezliği kaybetmiş. Ve şeker hastalığı olduğu açıklanmıştı. Herhalde daha fazla dayanamadı, bizlere veda etti. Gerçekten çok üzgünüz çünkü o Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden, hatta yaratıcısıydı. Annemle konuştuğumuz zaman annem derdi ki hani şimdi ben size nasıl anlatayım Erol Büyükburç'u. O dönemde yaşasaydınız çok iyi bilirdiniz. Şimdi Tarkan neyse Erol Büyükburç da bizim dönemimizde oydu. Çok büyük bir kayıp. Yani Türk pop müziğine yön veren isimler, evet, isimlerden biriydi. Ve dediğimiz gibi kendisini defalarca konuk ettik. Evet. Hatta en son konuk ettiğimizde burada bir isyanı vardı. Onu haykırmıştı. Evet. Hep birlikte milyonlara. Biz onunla ilgili hem bizim programa konuk oldu hem de böyle genel bir Erol Büyükburç VTRS bandı hazırladık. Önce onu saygıyla ve rahmetle analım istiyoruz. Hı hı. Ondan sonra konuğumuzla burada olacağız. Buyurun. Buyurun. Birikimlerimi mezara götürmek istemeyişim var. İçtim içtim kendim.
huzurunda. Sana eğer yalan söylüyorsan beni çarp Allah'ım. İnsanların kalbi burada olmalı. Alkışlarla uğurluyoruz kendisini. Toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun. Gerçekten ilerlemiş yaşına rağmen hiçbir zaman müzikten kopmadı. O hayat enerjisi, o sanat enerjisi hiçbir zaman bitmedi. Hep yeni yeni şeyler, yeni yeni güzel şeyler yapmaya çalışıyordu. Galiba bir gün sonra da konseri varmış hatta. Evet. Hala konser vermeye devam ediyordu. Bir kez daha ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerle sabır diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Ve gelelim bugüne. Bugünkü konuğumuza gelelim. Bugün yine biraz hani bu hafta bir şey oldu. Bu hafta bir efsaneler haftası gibi oldu. Bu hafta yine sizlerin ve bizlerin çok sevdiği, özellikle onu 70'li 80'li yıllarda çok çok iyi hatırlarsınız. Şarkılarını da söylüyor, şarkılar efsane şarkılar. Şarkılar, yani. Türküler, evet. Hepsi efsane türküler. Ben anneme dedim ki Yıldız Tezcan konuğumuz olacak. Dedik şeyi mutlaka okusun dedi. Dam üstüne çul serer diye bir türkü var, bilirsiniz. Dam üstüne çul serer Leyli de yar. Hatta şimdi içeride i̇nşallah söyledim. İnşallah isteyeceğiz. Yıldız abla isteyeceğiz. Kendinizi kırmaz söyler inşallah. Güzel türkülerin şarkılarını isteyeceğiz ondan. Çok da özel bir röportaj yaptık kendisiyle. Hemen daha fazla bekletmeden onu alalım istiyoruz. Kocaman alkışlarla. Yıldız Tezcan geliyor. Ayağım kalsam kaldırma,
teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Rengarenk böyle pırıl pırıl geldiniz. Valla ne güzel. Bir renkli giyineyim. Öyle düşündüm, geldim. Ama siz aslında zaten rengi seviyorsunuz. Eski ben dönemlerden zaten hatırlıyoruz siz evet, sahneye çıkarken renkli peruklar falan taktığınızı. Değil i̇şte mi? İşte ben orada kokonayım. Her zaman söylüyorum onu. Renkli şeylere çocukluğumdan beri büyük zaafım var. Böyle pırıltılı şeylere, ay, evet, taşlı şeylere, tabii, renkli var, şeylere. Var, hepimizin evet, var. Tüm kadınların vardır var ya. Yani, biraz tabii, da olsa kimisi aynen, aşırı, kimisi biraz daha az ama mutlaka severiz yani öyle pırıltılı şeyleri. Evet, değil aynen, mi? Aynen. Şey nasıl keyifler? Buyurun. Keyifler iyidir mutlaka. Şükür Erol, Rabbime. Erol abi kaybettik, Erol Büyükboş'u. Tanırdınız esas, değil mi kendisini? Arkadaşım Allah yani aynı dönemlerde, ben şimdi buraya çıkarken o kadar seyrettim de sizi içeriden, o kadar çok üzüldüm ki. Nur içinde yatsın, canım arkadaşım. Yavaş yavaş sıra bize de geliyor. Bizler de bir gün yok Allah, olup gideceğiz Allah yani. Hiç hepiniz, aynı sahneyi paylaşma fırsatı oldu mu? Hayır, tam tersine Ankara'da ben Japon Bahçesi'nde solist olarak çıktığımda o da rakip olarak çalıştık. O da ben folklorde ilk yani solist olan insanlardan bir tanesiyim. Erol Büyükburç'ta kendi şeyinde ilk solisttir. Solist olarak çıkardı. Ve karşılıklı rekabet halindeydi Ankara Japon. Tatlı ben, bir rekabet herhalde. Aynen, tabii tabii. O, Allah rahmet eylesin. Amin. Yani her canlı tabii ölümü tadacak yani. Onun için herkes sırasını bekliyor. Evet. Her şeyin bir boş olduğunu biliyoruz. Hayranlarını en çok üzen herhalde, sevenlerini en çok üzen açıklama da ilk öldüğü zaman kendisinin evinde yalnız olduğuna dairdi. Herkes tabii ki çok evet, üzüldü. Evet, onu da duydum. Alişan da mesela öyle diyordu. Ben dedim sabah dedim belki dedim ne bileyim birisi yanındaydı, ilaç almaya yok, çıkmıştır falan. Hani öyle düşünmek evet, istemiyor insan. Ya, onu evet, o şekilde hani düşünce gerçekten iyice evet, kahroluyor oluyor insan. İşte ne diyelim, Rabbimiz topraktan geldik. Hı-hı. Toprağa gideceğiz. Hı-hı. Bu başka şekli değişmeyecek yok yani tek bunun, gerçek evet, bu evet, hayat devam ediyor tabii ki. Biraz nankör bir iş mi yapıyoruz? Çok çok nankör bir meslek. Yani siz de ben işte mesela, bir zamanlar işte arayanlar soranlar eminim gene, telefonu siz vardır ama. Gene var ama inanın ben ekranlara çıkmak istemiyorum. Neden? Ya siz de bıktım, küstünüz nefret çünkü ettim, küsüp gittiniz. Küstüm. Hı-hı. Yurt dışına gittim. Uzun süre kaldım. Zaten 12 sene ben elimi ayağımı bu meslekten çektim. Alzheimer'la anneme baktım ben 12 hiç sene. Hiç. Evde kadın bile çalışmıyordu, kalmıyordu. Kalamıyordu. Çünkü bağıran Alzheimer çok zor bir hastalık. Hı hı. Allah kimsenin başına vermesin. Aynen. Hem çeken bilmiyor. Fakat karşıda bakan her şeyi yaşadığı için çok zor bir hayat yaşıyorlar birlikte. Siz neden küstünüz? Oturalım mı? Ayakta kaldık. Hadi bence oturalım. De, oturalım. Bence de. Çok ayakta kaldık. Yani bu kadar böyle her şey iyi giderken sizi küstüren şey ne alabilirim oldu? Tabii çünkü ki, köpeğim beni düşürdü. Evet. Rahatsızlandınız mı? Geçmiş olsun. Dizim o kadar felaket ki. İki tane köpeğim var evde. Ne güzel. Ay ben bunu bırakayım. Evet, tabii, bırakabilirsiniz onu. İki tane köpeğim var. Bir tanesi bunu barınağa atmışlardı. Ben çok fazla barınağa gidip gelen insanlardan biriyim. Aldım. Şimdi 4 aylık falan. Ay. Fakat yaramaz öyle bir mı? Yaramaz. Ay. Ben anlatamam yani. Birdenbire büyüdü falan filan bir şeyler. Ve şimdi dün akşam duydum ki orada kedileri kum vardı. Almış onu, o 5 kiloyu salonun ortasına taşımış. Bütün kum Allah olmuş. Çok yaramaz. Çocuk ama gibi, çok bebek gibi değil bebek, mi o da şimdi? Aynı. Bir bakalım şu arkamızdaki köpek mi bu? Şu mu? Yok, bu benim ölen köpeğim. Ay yazık. Bu Kukim benim. Gerçekten uzun müddet yaşadık onunla. Kaç sene? 10 sene diyelim yani. Fakat çok hastalandı. Kanser oldu. Ay. Ve ondan sonra ona aşık olan bir köpek vardı, sokağa atılmıştı. Onu almıştım zaten eve. Adı Havuç. Kaç tane şu anda köpek var? İki tane. İki tane ama köpek. Ama sokakta baktık, kapıda baktıklarım var. Sayarsak onları. Kedi kaç tane? Ya kedi ne oldu? Kedilere esasını ben köpeklere daha bütün hayvanlara düşkünüm. Yani fareye bile bakan bir insanı düşünün yani.
Şimdi kedinin bir tanesi gelmiş benim bahçeye doğum yapmış. Allah. Ve şey iki tane erkek kedi de boğmaya geldi onları. He, tabii onlar arasında öyle bir şey var. Hı, boğmaya geldi. Ben onu şey yapınca hemen bir tane liyan aldırttım. İçine şeylerle battaniyeler falan koydum. İçine aldım. Bir küçük oda var. Oraya koydum. Onları büyüdüler. Yani şimdi hepsi bu kadar. Şimdi bırakamıyorum. Bayağı büyük bir aile oldunuz. İmkansız, o inanılmaz bir bağımlılık. Peki. Devam edeceğiz sohbetimize ama önce şöyle bir filmlerinizden başlayalım. Birazcık tamam, nostalji yapalım. Size ve tabii sevgili izleyenlerimize de şöyle güzel görüntüler hazırladı arkadaşlarımız. Bir izleyelim. Çok sonrasında sohbetimize başlayacağız. Hı-hı. Tekrar buyurun. Nalan, demek ki aşkın çok geçiciymiş. Böyle düşünmekte bir an için haklısın. Aşkımı içimde saklamaktan başka çarem yok. Madem ki birbirimizi seviyoruz, neden aşkımızı içimizde saklayalım? Nalan, yalvarırım bu boş düşünceleri bırak. Okul bitince evlenelim, mesut olalım. Beni affetmedin, affet. Seni seviyorum, seni deli gibi seviyorum. Yalnız her gittiğim yerde besleme diye yüzüme haykırmaları moralimi bozuyor. Sen besleme değil, benim aşkımsın, sevgilimsin, benim sevda çiçeğimsin. Sensiz geçen her gün zindan olur. Bir daha böyle lüzumsuz düşüncelerle ne beni ne de kendini üz. Ya babam bir aksilik ederse? Düşündükçe bütün huzurum kaçıyor. Ya ben? Benim çektiklerimi düşündün mü hiç? Sabah sabah üniversiteye gidiyorum diye evden çıkıp buraya senin yanına geldiğini duysa öldürür vallahi. Hele bir de fabrikatör İhsan Bey, müstakbel damadının sabahları üniversiteye giden, akşamları ekmek parası peşinde kamyonlarda şoförlük eden biri olduğunu öğrenirse. Senin çalışmanla iftihar ederim Osman. Ama lafı bırak da kalk artık, geç kalıyoruz. Gene bumburuşuk etmişsin pantolonunu, ütülemek lazım. İstemez hayatım, fazla yorulma. Yavrumuzu ve kendini düşün. Canım fedadır senin yoluna. Günahlarım da benim boynuma. Çıkalım seninle Bağdat yoluna. Ben bir şahinim, ben garip serçe. Attın kalbime demirden pençe. Attın kalbime demirden pençe. Şimdi göründünüz, şimdi kaybolacaksınız. Bu kısa zaman içinde gördüğüm hayale hayranlığımı söyleyemezsem bir daha fırsatını bulamayacağım. Aynı güzel rüyayı insan iki kere görmez. O halde gözlerinizi yumup rüyanızı uzatmaya bakın. Gözlerimi ne kadar yumsam sonunda gene acı gerçeği açacak değil miyim? Bu rüyadan uyanmak istemiyorum. Bu kadar güzel sözleri duyarak söylediğinize inanayım mı? İnanın Yıldız Hanım. Yıllardır hayalimde yaşattığım varlık için bestelediğim türkülerin sözleri yanında bunlar hiç kalır. Bugün o varlık karşıma çıktı. Siz türküde mi besteliyorsunuz? Başka iş bilmem ki. Bir tanesini dinlemek isterdim. Seni gördüğüm günden beri yüreğim senin için yanar, senin için atar. Reşo ağa öyle demiyor. Gözün ondaymış. Baban zorla bana vermiş. Hayvan yularından, insan sözünden tutulur. Alim, bana inanmıyorsan al tüfeğini, senin için yanan yüreğimden vur. Bir soysuzun diliyle acı çekerek ölmektense Alim'in kurşunuyla öleyim. Hadi yiğidim. Kerem misali narada böyle yarın böyle. Kerem misali narada böyle yarın böyle. Özlüyor musunuz o günleri? Böyle bakınca. Yo. Çok sevmediniz mi siz sinemayı? 45 tane filmim var maşallah, benim. Maşallah, 45 tane. Derken? İlk zaten Yılmaz Güney ile yapmıştım. En son da Aytaç Harman'la Ezogelin'i yaptık. Hı hı. Ondan sonra iki tane de yurt dışında çevirdim. Hı hı.
Tam 45 tane oldu. Severek yaptınız. Ya yoksa daha çok yoruluyordum. Ben biraz balık burcuyum ya. Biraz tembel bir burç yani. O sabah kalkmalar, uykusuz kalmalar beni öyle çok üzüyor. Ben şimdi bugün bile söyledim. Kalktım sabahleyin. Zaten uyumadım. Bir saat falan dalmışım. Nurten'im sağ olsun beni uyandırmaya çalışıyor. O da uyumadı tabii ki. Dedim beni 6'da uyandır ancak hazırlanırım ben. Peki sizin en sevdiğiniz filminiz hangisi? Sinema filminiz? Ve en böyle keyifli beraber oynarken. Alişan bir şey söyleyeyim mi? Benim bütün filmlerim gişe rekorları kırdı. Yani ben şimdi kendimi methetmeyeyim de burada. Gerçekten öyle. Mesela evet. O zaman Yazlık Bahçeler'de oynardı. Bir hafta falan oynardı. Benim aylarca filmden devam ederdi. Ve her gün gelen her gün geliyor. Yani gelenler diyelim. Bir daha geliyor. Böyle bir durum var. Peki bu vardı. Kadar çok sevilirken neden bıraktınız? Şimdi ya ben hep böyle ikinci planda kalmayı arzu ettim. Öyle bir tipim var yani karakterim. Çok şöhret size göre olan bir şey değil mi acaba? Değil ya. Gerçekten bak o kadar kanallar istiyor. O sabah kalkmalar falan filan var ya inanın gitmiyorum. Bir de biraz seçiciyim. Evet. Gitmedim çok. Bu arada çok istekler oldu. Ama bir şeyler siz var tabii anda... İstanbul'dan Yalova'ya taşınmak, evet, İstanbul'a küsmek. Yok İstanbul'da kalıyorum. İstanbul'da. Eviniz var zaten İstanbul'da tabii. Ama. İstanbul, Çınarcık'tayım ben. Çınarcık'tayım. Şimdi bizim için orası çok güzel. Köpeklerim var ya şehirde biz ondan ikimiz, üçümüz diyelim. Üç kişiyiz ya. Zor olur hayat. Orada yapamayız. Sonra ben annem için almıştım kaldığım daireyi arabayla gezdirebileyim diye birinci kattı. Köpeklerime şimdi çok yaradı. Annem tabii göremedi o evi ama birinci katı olduğu için bahçeye inmeleri falan onlar için. O yüzden öyle bir kolay. Siz onların şimdi, konforu için daha çok onu tercih ediyorsunuz. Sevgili editörümüz Ayça sizin o güzel evinizde bir röportaj yaptı sizinle. Çok güzel, çok keyifli bir röportaj olmuş. Önce onu bir izleyelim sonrasında yine buradayız. Kaz mezarcı mezarımı bulamadım dermanımı. Kaz mezarcı mezarımı bulamadım dermanımı. 70'li yıllara şarkıları ve tarzıyla damga vurmuş bir isim Yıldız Tezcan. El ele tut şu. Her yaptığı olay olan, her giydiği aylarca konuşulan, sahnelerin unutulmaz sesi, yıllar süren sessizliğini her şey dahil için bozdu. ...9 yaşında başladığı sanat hayatına 15 altın plak ve 50'den fazla film sığdıran sanatçıya sanat camiasından neden uzak kaldığını sorarak başlıyoruz sohbete. Vallahi küstüm galiba. Yaptım CD falan çıkardım ama ne bileyim uzaklaştım yani kendim bıraktım. İstanbul'a da küsmüş adeta ve Çınarcık'a yerleşmiş sevilen sanatçı. Kötülüklerden uzak hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Hayatımda en güzel dönemi yaşıyorum biliyor musunuz? İnanın yani şu anda en güzel dönemimi yaşıyorum. Çünkü riyakarlıktan, kötülüklerden, her şeyden uzak, rahat bir yaşamım var. Acaba neden Çınarcık'ı tercih etmiş Tezcan? Sakin bir yer. Sonra herkes birbirini tanıyor burada. Yani sokağa bir çıkalım, herkes selam verir. Dosttur, arkadaştır ve benim de çok çevrem var burada. İstanbul'u özlemiyorum. İnanır mısın? Bir gece kalıyorum. Hemen diyorum Allah'ım bir an evvelsi Çınarcık'a gideyim. Müzik yaşamı devam ediyor mu diye soruyor Ayça şimdi de. Devam ediyor. Ne yapıyorsunuz? Nerede sahne? Sahne alıyorum. Ve devamlı çalışan sanatçılardan bir tanesiyim. Şimdi kısmet olursa bir CD yakında
gündemde. Nostalji albümü gibi. Kendi mi? Parçam var. Söz müziği bana ait. Aşkın Gözyaşları. Onu tekrar okumak istiyorum. Sen değilsin zalim olan, alın yarasım kara benim. 9 yaşında ilk profesyonel planı okuyan Yıldız Tezcan, acaba çocukluğunu yaşayabilmiş mi? Benim hiç bebeğim olmadı. Yaşayamadım. Zaten hiç bebeğim olmadı benim çocukluğumda da. Düğün salonlarına dayım bağlama çalardı. Düğün salonlarına çıkardık çocuk yaşta. Yani 9 yaşında zaten radyo çocuk saatinde başladım. Acaba geçmişteki o şaşalı yıllarını özlüyor mu? Özlüyor musunuz geçmiş o yılları? Hayır. Hayır, hiç özlemiyorum. Çünkü yaşıyorum ben şu an. Yani yaşıyorum. Böyle diyorum ya, mazbut yaşamayı seviyorum ben. Geçmişe dair unutamadıkları arasındaysa en yakını annesi yer alıyor Yıldız Tezcan'ın. Annemi 12 sene sırtımda taşıdım. 12 sene Alzheimer'lı anneme baktım. Kadınlar kalmıyordu yanında ve bağırıyordu annem. Allah kimsenin başına vermesin. Onu sırtımda taşıdım ben. Annemi kaybettikten sonra İstanbul'dan nefret ettim. İstanbul'dan nefret ettim. Belki de annemin yokluğu. Çünkü çok birlikteydik. Çok bağlıydım anneme. Her yere, bütün programları annemle birlikte giderdik. O gidince böyle diyorum ya, sudan çıkmış balığa döndüm. Bana çok zor geldi. Acaba tek başıma kaldım. Ne olacak? Ne yapacağım? Yeniden evlenmeyi düşünmedim. Peki evlenmeyi hiç düşünmediniz mi? Hayır. Düşünmüyorum. Yok. Hiçbir zaman. Arkadaşım da yok yani. Erkek arkadaşım da yok. Evlenmeyi de düşünmüyorum. Huzurumu bozmak istemiyorum artık. Erkeklerden korktum. Aman aynen öyle. Gerçekten öyle. Aşık olmadığınızı söyleyince şimdi insanlar acaba hani zorla mı ya da ne bileyim görücü usulüyle mi evlendi diye düşünüyordur kafasında. Birinci evliliğim Mahmut Tezcan, 16 yaşında yaptınız. Evlilik yaptım. O da şöyle diyelim, ben pek bu şeyleri konuşmak istemiyorum. Yok, sevmiyorum da ölen insanların arkasından. Biz de tabii ki tabii. Anne baba ayrılıklarından sonra beni dedemle anneannem büyüttü. O zaman demek ki belki evden kurtulma mı diyelim. Bir kaçış belki. İstediler. Evlendim. Bir de Mahmut o zaman menajerlik yapıyordu. Sizin de menajerliğinizi kendisi mi almıştı? Evet. Menajerliğimi kendisi almıştı. Ondan sonra işte oldu. Uzun bunu anlatmak zorunda değilsiniz. Benim merak ettiğim bir şey var. Yani kendim merak ediyorum ama gerçekten tamam. Cevap vermek zorunda değilsiniz. İki tane evladınız var. Yanılmıyorsam ikinci evliliğinizden. Hayır, birinci. İlk evliliğinizden. İkisi de evet, Mahmut Tezcan'ın çocuklarıdır. Onlarla neden görüşmüyorsunuz? Görüşüyorum. Ha, sanki öyle ben bir şey kanalları okudum ben yok. Sanki. Bu kanalları bu şeyleri... Tabii. Evet, zaten not olarak da var, evet, konuşmak istemiyor diye. Için. Sonra bana içeriden baskı yapıyorlar. Belki konuşmak ister hani canlı yayın şeyiyle diye. Yok. Ben o yüzden soruyorum. Yani, yoksa asla sizi üzmek değil yani amacımız. Yok yok. İki tane evladım var. Allah bağışlasın. Mahmut Tezcan'dan. Kaç yaşındalar? Hepsi yani iyidir. Herkes işini... Evli mi gücünü. Onlar? Evli olan var mı? Evet. Torunlarınız var mı? Yok. Torunum var tabii. Var. Sus konuşma. Yaş... Yaşım çıkıyor meydana. Ya, peki. Tamam, üzmeyeceğiz. Biz hayır, hayır, şey hayır. Hiç alakası yok. Şaka yapıyorum yani. Şey tabii ki. Torunum da var.
Yani çocuklarımı da çok seviyorum. Meslekten birazcık hani uzaklaşmanız, İstanbul'dan uzaklaşmanız, biraz ekranlardan uzaklaşmanız falan. Hani bu yaşadığınız şeylerle biraz ilgili galiba. Bir şeylere küsmüş gitmişsiniz gibi ya, hissediyorum küstüm, da. Yani işte. Tam neye küstüğünüzü anlayamadım. Ben de anlayamadım. Hani sevmiyorum dediniz ben fazla şöyle. Ben de o yüzden sürekli soru soruyorum ya. Hep türlü ikinci planda kalmak istiyorum falan dediniz ama bir, ya, bir şey var yani. Başka bir şey. Plan, ya hayatım boyunca ben hep ikinci planda kalmak istedim. Mesela ilkokulda, şimdi ilkokulu alalım ele. En arkaya geçerdim. Otururdum. Ya bir çekingen bir şeyiniz ya, var. Ya, hayır. Öyle ben ön planda olmak istemiyordum. Öğretmen derdi ki Yıldız ne de öne geç bakayım. Ben tekrar öne geçerdim. Münir Ceyhan, Allah rahmet eylesin, müzik hocam beni keşfetti. Şimdi orada evet. Hep birlikte okuyoruz. Orta bir köy var uzakta dediğin zaman burada bir kız var. Yani şimdi nasıl gider arkaya okursunuz yani? Burada bir, ama bilmiyorlar kim olduğunu. Ben okuyorum koronun içinde, benim sesim çıkıyormuş. Bir ses tabii oradan. Bir gün dedi ki ben bu kızı bulamıyorum. Bu hangisi o sınıfın içinde? Hepiniz de teker teker geleceksiniz. Ben çalacağım, okuyacaksınız. Bu Cinderella'nın pabucunu aramak gibi. Aynen öyle gibi bir şey yani. Siz öyle buldunuz. Ve beni bulduktan sonra benim canım hocam, ben Maarif Mektebi'nde okuyordum. Beni Levent Koleji'ne götürdü. Dedi ki bu kız anne baba ayrılığı. Dolayı maddi olarak da bir şey. Fakat ben bu çocuğu Amerika'ya götürmek istiyorum ve soprano yapacağım dedi. Öyle bir ses. Evet. Hı-hı. Ondan sonra... Bu arada 9 yaşındaydınız ilk keşfedildiğinizde. Tabii. Orada okumaya başladım. Oradan ayrıldım falan. İşte benim evde dayım bağlama çaldığı için ben türkülere yönelmeye başladım Hı-hı. evde. Hı-hı. Bizim... Beşiktaş'ta konservatuara gidiyordum. Orada da en arkada, mecbur orada çünkü talebeler var büyük. Şimdi onlar kim bilmiyorum tabii. Ben ders dinliyordum. Hı hı. En arkada oturtuyorlardı beni. Sonra düğünlere falan sonra düğünlere başladık gitmeye falan. Hocamla aram açıldı. O arzu ettiği şeyi üstümde yani yapamadı. Hı hı. Sonra işte evlilik oldu. Ben şöhret oldum. Tabii Mahmut Tezcan'ın benim üstümde çok büyük şey var, emeği vardır. Ama ben sesimle bir ara gazetelerde de yer almaya başladım. Yıldız Koncagül olarak bir çocuk var. Bütün radyodakiler benim sesimi Ahmet Yamacı dershanesine gelip dinliyorlardı. Burada bir çocuk varmış, çok güzelmiş sesi diye. Aralarında hatta o arada Cemile Cevher Çiçek, Allah rahmet eylesin Cemile ablam, Ali Ekber Çiçek'le her gece bize gelirlerdi. Ali Ekber bana başladı çalmaya, sahneler alıyorduk. Peki bir şey diyeceğim. Tabii. Bu güzel sesi, şimdi röportajın devamını izleyeceğiz ama. Mesela ben şey istiyorum, annenize Allah rahmet eylesin. Bir türkü böyle göndermek istesin, onun en çok sevdiği, en çok... Onun sevdiği bir uzun türkü hava vardı. Şarkı. Bunu okuyayım. Az sonra onu okuyalım. Tamam. Bir sese bakarken. Esasında hiç okumak istemiyorum. Neden? İnanın yemin ederim bir nezleyim. Herkes de var. Ama bir şey söyleyeceğim. Buraya kadar gelmişsiniz. Okuyacağım. Allah kabul etmez. Okuyacağım. Şu röportajımızın tamam. ikinci bölümünü izleyelim. Tamam. Sonrasında sonra canlı canlı burada olacağız. Canlı canlı şarkılar dinleyeceğiz. Haydi. Her ne kadar geçmişi özlemiyorum dese de Yıldız Tezcan müzik dünyasına kattığı değerlerle bir döneme damga vurdu. Pek çok şarkıyı ben meşhur ettim. Çok parçaları meşhur ettim. Mühür gözlüm parayla saadet olmaz unutursun diye çok korkuyorum. Dam üstüne çul serer oy göresim geldi sevdiğim. Yani aklıma şu an gelmiyor sevemedim kara gözlüm. Hangisini? Bir yığın parça. Hepsini ben meşhur ettim. 15 altın plağım var. Nostalji çıkaran bazı sanatçı arkadaşlarımız var. Çıkarıyorlar. Hep benim okuduğum parçalar. Hep benim meşhur ettiğim. 15 altın plaklı bir sanatçıyım zaten. Evet, altın plaklarını biliyoruz. Yarısı burada yok. Yarısı da
İstanbul'da. Sahnelerden setlere de hızlı bir geçiş yapmış o dönem ünlü ses sanatçısı. 25 tane başrol filmim var. Bir günde iki sete gidiyordum. Bekliyorlardı öteki bu birinci setten ikinci sete gideyim diye. Zaten ilk filmim Yılmaz Güney ile Gönül Kuşu filmi. En son Aytaç Arman'la Ezogelin yaptım. 45 tane de başrol filmim var. 16 yaşında başladım. 16 yaşında başladım. Zaten 78'den sonra meşhur oldum ben. Şöhrete pek alışamamış anlaşılan. Meşhur olmayı sevmedim. Rating malzemesi hiç olmadım. Hiçbir zaman ben meşhurluğu sevmedim. Olsa ben gene şu an İstanbul'da olurum. Gece kulüplerinde boy gösteririm. Bir takım hareketler yaparım, tavırlar yaparım. Biliyorsunuz şimdi anormal kadın böyle yapıyor, reyting alıyor. Bir kelimesini tutmuyor, reyting alıyor, isim oluyor. Ben de anormal bir şey yaparım. Yani gündeme gelmek değil mi? Ama ben hiçbir zaman tasvip etmiyorum. Ben çok şeyler çektim. Onun için diyorum ya, buradaki hayatım çok daha güzel, rahat, huzurlu. Bıktım yani, mücadeleden bıktım. Mücadele beni yıktı. Tatlı dilim, güler yüzüm, heyecan gözüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Biraz da keyifli şeylerden bahsedelim. Evin girişinde bizi karşılayan fotoğrafı Ayça'nın dikkatini çekiyor. Tarzıyla da çok konuşulurmuş o dönem Yıldız Tezcan. Süslüyümdür. Çeşit çeşit peruk takarım. Kendi saçlarım zaten uzun ve sarı. Ama siyah saçı da seviyorum. Kızıl saçı seviyorum. Onun için renk değiştiremeyeceğime göre en güzel diyorum peruk takayım. Sıra geldi şu meşhur perukları görmeye. Saçımı boyamak yerine peruk takıyorum. Siz de esmer olarak karşımıza çıktınız. Evet. Elimizde de meşhur peruklarını. Bunlar o dönemden mi kalma? Yok, bunlar yeni hepsi. Sürekli alıyorsunuz. Devamlı rengarenk çok seviyorum. Ama siyah saç da çok yakışmış size bu arada. Değil mi? Evet, bu kızıl olmak istediğiniz elimdeki peruk herhalde. Kızılı da çok yakıştırıyorlar bana. Birazdan onu da göreceğiz. Saçlarımı boyamaktansa böyle rengarenk peruk takarım. Hı-hı. Zaten saçlarım sarı ve uzundur. Çok şeyimdir, kokona biraz evvel dedik ya, şeyimdir. Severim öyle değişik şeyleri. Kazdım kazdım kum çıktı bunun. Peki acaba çok para kazandı mı o dönem? İki eşim paralarımı yedi. Normal derecesinde para kazandım. Fakat iki eşim dediğim paralarımı yedi desem daha iyi olacak galiba. Hiç aşık olmadan iki evlilik yaptığını itiraf ediyor son olarak. Hiç aşık olmadım. Oldum diyemiyorum. İstemiyorum ben yani bir ikinci insan bu evde istemiyorum. Kırılmaktan mı yeniden korkuyorlar? Ya huzurluyum. Kendi huzurumu bozmak istemiyorum. Dol kara bakır dol dol dol. Dol kara bakır dol. Dol kara bakır dol dol dol. Gördüm ne murat aldım.
Valla şüpheliyin, zoruna bak, zoruna bak, zoruna bak, zoruna bak, bak, bak. Mavi çalar, yar giyinmiş mavi çalar. Aney, bir yanımı kurtlar, kuşlar yedi oğul. Vallahi bir yanımı mezarımda karıncalar. Annem, ben neydim, neydim? Ben neydim aney, ben neydim? Oğul, ben neydim? Ah, mavi çalar, mavi çalar, yar giymiş mavi çalar, mavi çalar, mavi çalar, mavi çalar. Valla aney, bir yanımı mezarımda karıncalar, karıncalar, karıncalar. Ha. Kestiler yolları, Urfa Mardin beyleri kestiler yolları. Eman eman, eman eman eman, kestiler yolları. Allah Allah. Seven ödür yar için, can verir canan için. Seven ölür can için, can verir canan için. Seni sevdiğim için kestiler fermanımı. Eman, 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 kestiler fermanımı. Seni sevdiğim için kestiler fermanımı. Eman, 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 kestiler fermanımı. Hey!
kellem gitse boynumdan, vazgeçmem bu sevdadan, vazgeçmem bu sevdadan. İki koldan bir yanda kestiler fermanimi. Eman 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 kestiler fermanimi. İki koldan bir yanda kestiler yollarımı. Eman 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 kestiler. Kestiler fermanı. Seni sevdiğim için kestiler fermanımı. Eman 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 kestiler fermanımı. Ağzına sağlık ya. Nasıl bir ses ya, maşallah. Ne kadar güzel korumuşsunuz. Teşekkür ederim. Şükür, sağ olun. Teşekkür ederim. Ay, mahcup ediyorum. İsteyecekler daha. Bir şey diyeceğim. Bir de kara gözlüm yapsak mı? O kadar istiyorlar ki sevmedim kara gözlümü. Ay bir de ben şimdi... İnanır mısınız, Ankara, Çınarcık, bütün herkes ekran başında. Evet, çok telefonlar geliyor. Geldi şu kapattım. An, evet. Şu an bütün Türkiye ekran başında ve sizden sevmedim kara gözümü okuyalım mı? Okuyalım. Hadi harika okuyalım. Oldu aynısı. Ya, çok güzel. Evet. Hadi. La olsun. La olsun. Ben 3 4 seni duyunca hep kıskandım seni elden yıllar boyunca. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Ayırmasın Tanrım bizi ömür boyunca. Ayırmasın Allah bizi ömür boyunca. Aramıza kimse gelip girmesin. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Ayırmasın Tanrım bizi ömür ediyorlar.
bilmem nedendi. Benim korkum senden değil, kaderimdendi. Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın Tanrım bizi ömür boyun. Hazır mıyız? Ayırmasın ömür boyunca, ayırmasın ömür boyunca. Çok güzel. Ağzına sağlık. Şimdi hangi mikrofonla konuşayım? Buraya. Burada konuşayım. En çok satan plaklarımdan bir tanesi Sevemedim Kara Gözlüm. Unutursun diye çok korkuyorum. Of, of, of. Mühür Gözlüm. Of, 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 of. Ya hangi birini sayacağımı belki ben de bilmiyorum işte, ya. Belki şöyle bir 5 dakika sonra falan sizden Mühürlü Gözlüm de alabiliriz. Biraz sizi dinlendirdikten sonra. Olur mu? Buraya dinlendirelim. Siz dinlenirken de bir düne gidelim. Dün çok güzel bir program oldu. Evet. Dün dedi ki anneleriyle, babalarıyla veya evlatlarıyla hasret öyleymiş, çekenler, evet. Hasret çekenler bizi arasın. Onu da dedik. Duydum. Sevgili İkbal Gürpınar ve eşi konuğumuzdu. Çok güzel. Dünkü programa şöyle bir gidelim. Evet. Çok kısa bir hatırlayalım. Gitmek sonra Yıldız istiyoruz. Tezcan'dan Mühür Gözlüm alacağız. İnşallah. Haydi bakalım. Tamam. Oturalım mı? Bütün dünya benim olsa, neyleyim sen yoksa ne? Cennet bahçeli Medine, 10.000 sahabe sinende. Hani cennetten bir dağ, Uhud dağı, Uhud dağı, Hamza sende. Kalbimizdesin Medine, en sevgili olan efendim sende. Hasretimsin, hasretimsin Medine. Ah, varabilsem, gelebilsem. Hayatımda ilk kez nasip oldu, kısmet oldu. Bir Kabe örtüsüne eşimle birlikte sahip olduk. Hediye ettiler bize. Kabe'nin. Beni Şeybe kabilesi. Evet, kabilesinden. Onların hepsini seyredecekler inşallah. Evet, makamı İbrahim yani Hazreti İbrahim ayak izinin ve Kabe'nin kapısının anahtarının sahipleri. Yani onlar temizliğiyle vesairesi de bakımıyla ilgileniyor. Sağ olsun onların evine ziyaret ettik. Bizi misafir etti. Çıkışta da hiç ummadığımız bir şekilde bize örtü hediye etti. Tabii, çünkü o benim hayatımda şey, yani... çok farklı bir şey oldu yani. 6 yaşında annesiz kaldı. Çocuklar baba derken ağladı. Hem yetim öksüz boynu büküktü. Ben sizi görünce ben oğlumu olan özlemimi dile getirmek istedim. Buyurun. Ben oğlumu 8 yaşında kaybettim trafik kazasında. Mekanı cennet olsun. Amin inşallah. Allah sabır versin. Öyledir 8 şimdi, yaşında. Abisi de Mayıs ayında askere gönderiyorum oğlumu. Abisini. Ben oğluma çalışıyordum. Onun sevdiğini, onun sarılmayı. O gün benden kuru fasulye pilav istemişti. Yemeden gitti oğlum. Yeni mi kaybettiniz? Cennette ona yediriyorlardır inşallah. 8 sene oldu ama acısı daha ne yüreğimde. Yani asılım olduğu için belki Rabbim benden onu daha çok sevmiştir. O güzel yerde biliyorum.
Ama çok özlüyorum onu. O zaman keşke ona daha çok vakit ayırsaydım. Yo, daha yo, çok sevdiğimi söyleseydim. Güzel kadın Hülya Hanımcığım, canım benim. Mekanı cennet onun inşallah 8 yaşında. O halde size bir şey anlatacağım. Benim Rüştü diye bir arkadaşım vefat etti. 40 küsür yaşında. Masa başındayken cenazesine gittik. Zuhal seyrediyorsa selam olsun. Cenaze evine gittik. Neredeyse zil takıp oynamayacakları kalmış. Hiç kimse ağlamıyor. Ay dedim Rüştü'yü hiç mi seven yok Allah aşkına dedim yani. Niye kimse ağlamıyor? Meğer orada Profesör Doktor Öznur Özdağ'ın benden evvel bir şeyler anlatmış. Hemen sizin acınızı alması için bunları paylaşmak istiyorum. Diyelim ki dünyanın en çok neresine gidip beğendin Çağla'cığım? Yani Amerika. Amerika. Amerika'da diyelim atıyorum Orlando'yu beğendim. Atıyorum Maldivleri beğendim. Ne kadar kalabilirsin orada otelde? Bir hafta 10 gün. Sonra sıkılırsın değil mi? Evet. Dünyanın en güzel yerine bile gitseniz ille kendi evinizi özlersiniz. Tabii. Ruhumuz da kendi evini özlüyor. Ruhumuzun gerçek evi orası, burası değil. Bir de Kur'an-ı Kerim'de güzel kadın Hülya Hanım. Dünyadaki 50 bin sene kaç sene yaşıyoruz? Çok yaşarsak 100 sene yaşıyoruz. Dünyadaki 50 bin senenin gerçek alemdeki bir ana tekabül ettiği yazılıyor Kur'an-ı Kerim'de. O saniye değil, salise bile değil. Yani sizin oğlunuz daha oraya gideli salise bile olmadı. Ve siz öldüğünüzde daha oğlunuz sizden evvel ölen onun dedeleri vesaireleri varsa onlara merhaba bile dememişken sizinle buluşuverecek. Yani dünyada güneş doğuyor batıyor biz zaman zannediyoruz. Sanal bir dünyada yaşıyoruz. Çok çabuk kavuşacaksınız ona Allah'ın izniyle. Onun adına hayır işler yapalım olur mu? Kabri genişlesin inşallah. Zaten 8 yaşında cennetlik. Kesin. Peygamberimizi düşün ne olur. Bakın az önceki eserde bu vardı. Peygamberimizin evet, o çocukların hepsi öldü evet. Değil mi? Bir tek Fatıma annemiz kaldı hayatta o ölmeden evvel. Bütün çocuklarını toprağa verdi. Hazreti Hatice'yi verdi. Babasını hiç görmedi. Annesini 6 yaşına kadar gördü. Yani o. Ben de babamı görmedim. Ben de babamı hiç tanımıyorum. Demek ki siz de Allah'ın seçilmiş kullarından birisiniz inşallah. Allah sabırlar versin. İnşallah. Tabii ki abi, biz inşallah. Tabii biz ne desek boş tabii ki. Sonuçta ateş düştüğü tabii ki yakıyor. 8 yaşında bir böyle bir programdı dün. Hepimiz duygu seline kapıldık. Çok da güzel programdı. Şimdi Yıldız ablayla Çağla canım, hazırlanıyor. Makyaj yapıyor. Onlar tamam. Hazırlanıyor. Makyaj yapıyoruz biz. Biz... Yani hepsi birbirinden şeker de. Çok güzel. Selin öpüyorum ellerinden. Harika. Yani harikaydı. Müthişti. Yıldız Tilbe karakteriyle renk kattı gerçekten. Evet, çok güzeldi. Çok. Peki şimdi yepyeni konuklarımız var. Yıldız ablacığım müsaade ederseniz tabii. Onları davet ediyoruz. Güzel bir gösteri izleyeceğiz. Muhteşem çok güzel. Bir akrobasi gösterisi seyredeceğiz efendim. Alkışlarınızla Olimpiya Sirkinden dünya çapında pek çok ödül kazanan Brezilyalı jonglör Rogeria Piva ve Hulop sanatçısı Lili geliyor. Haydi. Buradan başlayabiliriz. Devam edelim. Buradan devam edelim. Devam, bence. Devam, geldi devam, artık. Devam. Lili geldi. Devam. Haydi. Müzikler şaşırdı. Müziğimiz değişti. Evet. Bakalım nasıl yapacaksın onları artık. Heh, senin müzik geliyor. Evet.
sefer sende. Başka ikisi yok bu sefer sende. Congratulations. Thank you. Alkışlar, teşekkürler. Thank you so much. Vallahi öyle bir dolu program oldu ki. Başta Yıldız ablam. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Dinleyemedik o şeyi. Bir kez daha gelirseniz şöyle İnşallah. Bir canlı canlı. Allah nasip ederse çok fazla bir dahaki gelişimde. Ama belki bize gelirsiniz. Bu sefer canlı böyle komple türküler şarkılar hepsini, yapalım. Aynen. Çünkü Ankara sevelim, selam söyleyelim tamam. Ankara'ya. Tabii ki. Halide Hanım, Çınarcık. Komşular. Reyhan'ıma öpüyorum hepsini. Görüşürüz. Gülüm öpüyorum. Yani hepsi ekran başında. İzlediler bugün sizi. Öpücük yolluyoruz hep birlikte. Sevenleriniz ha. Biraz olsun hasret gider sizinle. Çok teşekkür Aynen. ederim. Çok büyük bir alkış gelsin efendim. Yıldız sizin için. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yine yepyeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Sizleri çok seviyoruz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.